Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kendi kullandığım ve uygun fiyatlı makyaj ürünlerimi göstermek istiyorum. Hem pratik bir şekilde hem de günlük hayatta da kullanabileceğiniz makyaj ürünlerinden bir makyaj yapmak istedim. Umarım güzel bir video olur, umarım sizin de hoşunuza gider. O zaman videomuza başlayalım. Başlayalım. Makyajımın başlayınca saçıma böyle bir toka taktım ki saçım yüzüme gelmesin diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben normal günlük hayatımda da çok böyle hafif makyaj yapmayı sevdiğim için çok ağır ürünler kullanmıyorum. Böyle temel makyaj malzemelerini kullanıyorum daha çok. O zaman başlayalım artık. Öncelikle ben yüzümü nemlendirmek için Nivea'nın bu vücut kreminden kullanıyorum. Gül ve yağlı olanını. Yüzümü hafif bir şekilde nemlendirmesini ve kondisyonun pul buldurmaması için bunu uyguluyorum. Şöyle çok az sürüyorum. Çok az, hafif hafif. Bu şekilde. Bunu tüm yüzüme tüm yüzüme uyguluyorum. Şöyle. Hem yüzümün daha parlak durmasını sağlıyor. Hem de dediğim gibi makyajın pul pul durmasını engelliyor. Bu şekilde göstereyim. Daha sonra ise ben fondötenimi sürmeden önce göz makyajımı yapıyorum. Çünkü farların tozu dökülüyor ve fondöten üzerine geliyor. Yani önce fondöten sürersem. Öncelikle tüm gözüme XP'nin bu farını kullanıyorum. Beyazı. Tüm gözümü kaplayacak şekilde uyguluyorum. Bunu elimle yapıyorum çünkü daha kolay oluyor. Bu şekilde göstereyim. Tüm gözümü gelecek şekilde uyguluyorum. Daha sonra ise bu far paletime geçiyorum. Bunun çoğu renkleri bitmiş. Yenilemeyi düşünüyorum, hatta hep dökülüyor. Şu şekilde. Birazcık böyle parıltı vermesi için ben bu rengini kullanacağım. Şöyle göstermeye çalışayım hatta size de. Bu rengini kullanacağım ben. Şu şekilde. Onu göz kapağıma gelecek şekilde uyguluyorum. Şöyle hafif de. İnşallah gözüküyordur kameradan. Şöyle. Bunu da aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Aynen bu şekilde. Daha sonra ise birazcık daha koyu renklerden bunu göz kapağımın katmanlarına ekliyorum. Daha sonra ise çok koyu olmaması için, yani çok nasıl diyeyim, sinir sinir durmaması için parmağımla dağıtıyorum. Biraz daha hafif durması için, yani fazlalıklarını da gitmesi için bu şekilde uyguluyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra ise göz makyajımı tamamladım. Şimdi maskaramıza geliyoruz. Benim en sevdiğim maskara Farmasinin Zen maskarası. Bu şekilde göstereyim. Bunu da uyguluyoruz. Bu şekilde uyguluyoruz. Aynı işlemi diğer gözüme de yapacağım. Yapıyorum. Bu şekilde. Bu
Yine hafif bir şekilde maskaramı da uyguladım gözüme. Şöyle göstereyim. Hatta yakında. Görüyorsunuz. Etkisini gerçekten çok seviyorum. Uzatıyor ve kirpiklerinizi dolgun bir şekilde göstermesini sağlıyor. Daha sonra göz makyajım bu şekildeydi. Ben eyeliner çekmesini beceremediğim için uygulamıyorum. Hiç yani o işlere girmiyorum bile. Böyle gördüğünüz gibi hafif bir makyaj yaptım. Şimdi yüz makyajımıza gelelim. Ben yine Pharmacy'nin bu BB kremini kullanıyorum. Günlük makyajlarda olsa hatta ben çoğu düğüne falan giderken bile eğer hafif bir makyaj yapacaksam bu BB kremi kullanıyorum. Okula falan giderken çoğu zaman dediğim gibi bunu uyguluyorum. Bu şekilde. En az bir şey alıyorum. Daha sonra kapatayım ağzını. Fondöten fırçamla tüm yüzüme uyguluyorum. Yine çok hafif bir şekilde. Şöyle. Çok bastırmıyorum. Bu şekilde. Az bir şey daha alayım. Azalmışım. Bu şekilde tüm yüzüme uyguluyorum. Şuradan tam alma gibi şekilde uyguluyorum. Şöyle. Evet, BB kremimi de tüm yüzüme eşit olacak şekilde uyguladım. Şimdi rujuma geldik. Rujumda Maybelline'in hangi renk olduğunu göremedim. Şu şekilde göstereyim size numarasını. Açıklama kısmını da eklerim, oradan da görebilirsiniz. Odaklanmıyor. Bu şekilde. Ben bu iki rujda bir tane de telefon yüzüyle beraber BİM'den 20 TL'ye almıştım. Ama gerçekten çok güzel. Yapısını görüyorsunuz ne kadar çok kullandığımı. Yapısı yumuşacık ve asla böyle dudağınızda kuruluk falan yapmıyor. Ben çok memnun kaldım bu rujda. Şimdi bunu dudağıma uyguluyorum. Bu şekilde. Ben kışın genelde kışın ve sonbahar aylarında genelde bu tür koyu renklerden kullanmayı tercih ediyorum. Böyle hafif de uyguladıktan sonra şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, benim hafif makyajım bu eldeydi. Yakından da göstermek istiyorum size. Bu şekilde. Hepsini de severek kullandığım ürünler. Kesinlikle size de tavsiye ederim. Zaten memnun kalmasam size de göstermezdim. Bu şekilde göstereyim makyajımı. Eminim siz de çok memnun kalacaksınız. Eğer aralarında kullandığınız ürün varsa yorum kısmında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ya da bana tavsiye etmek istediğiniz ürünler varsa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.